çok güzel bir kuş göstermek istiyorum. Kuetsal kuşları. Bunlar Orta Amerika'daki yağmur ormanlarının en güzel, en gösterişli kuşları. Maşallah. Bu Maşallah. kuyrukları 1 metreyi bulabiliyor bazı tüylerde. Parlak yeşil oluyor genelde veya mavi tonlarında oluyorlar. Bunların yuvalarını yerden 1 metre ile 100 metre arasındaki yükseklikte değişecek şekilde yapıyorlar. Öyle ağaçların herhangi bir yerinde yapabiliyorlar yuvalarını. Yuva çok büyük olmadığı için her aileye genelde bir yuva düşüyor ve eğer bir yavru olduğunda bu yuvanın içinde anne ve baba kuş yuvanın dışında yaşıyor. Sadece yavru tek başına yuvanın içinde yaşıyor. Çok sevimli. Bir de böyle ya bu kadar güzel bir hayvanın böyle güzel ahlak göstermesi insanın hoşuna gidiyor. Allah mesela güzel bir zenginlik olarak yaratmış. O mesela yavrusunu yuvada oturtuyor. Ondan mutlu oluyor. Yani aynı şekilde mesela Müslüman ahlakı da bu şekildedir. Allah burada güzel bir kuşa tecelli ettiriyor bunu. Ama cennette insanların zaten yaşayacağı ahlak, ruh yapısı budur. Yani kardeşi gördüğü herhangi birisi rahatsızsa insan rahat edemez zaten hiçbir şekilde. Her şeye sahip olsa yine o onu mutlu etmez. Tabii. İnşallah. İnşallah. Bu kuş gibi diğer bütün kuşlar da tüylerine bakım yapmak zorundadırlar. Şimdi Allah onları çok güzel yaratmış gerçekten. Fakat onlar da kendilerine bakmadan, kendilerini temizlemeden öyle kalamıyorlar. Fakat Allah onu yapacak aklı da ilham etmiş o kuşa. Ve diğer bütün kuşlara olduğu gibi. Kuşlar kuyruklarının bedenlerine bağlandığı yerde bir yağ bezesi vardır. Bundan aldıkları yağla ilk önce tüylerini temizleyip parlatırlar, tozdan arındırırlar. Sonra ön tarafta bulunan bazı tüylerindeki bulunan özel bir tozu tüylerine karıştırarak tüylerini kabartırlar. Ve bu gördüğümüz güzel hallerini alırlar. Bakın hem ilk önce temizliyorlar, su geçirmeyecek gibi parlak yapacak gibi tüylerini bir ilk önce meshediyorlar yağla. Daha sonra da onu kabartıyorlar, güzelleştiriyorlar. Kuşların ayrıca tüylerini sadece güzellikleri için değil, biraz önce Ebru da anlatmıştı programımızda. Uçucu kuşların tüyleri özel olarak o şekilde yaratılmıştır. Tüyleri öyle olmadan, o asimetrik yapısı olmadan, o fermuar uyumu olmadan aralarında kuşlar asla uçamazlar. Havada düzgün bir şekilde süzülemezler. Örneğin kazlar, kuğular gibi kuşlar sadece göğsünden kopardıkları anne kuş göğsünden kopardığı tüylerle yuva yapar. Bu yuvaya yumurtlar. Çünkü bu tüyler çok mükemmel bir şekilde izolasyon sağlarlar yavruya. Ve hiçbir şekilde yavru ne üşür, ne yumurta kendi onun ısısını düşürür. Hem o ısıyı korumuş olur, hem de yumurtaları koyabilecekleri yumuşak bir alan elde etmiş olur. Şimdi Allah çok güzel zenginlikler yaratmış. Bunları detayıyla görebilmek çok önemli, elhamdülillah. Bir örnek daha verecek olursak eğer kuşlardan, tüm kartalların gözlerinde nikitant zar adı verilen bir ikinci göz zarı vardır, ikinci bir göz kapağı vardır. Kartallar özellikle biliyorsunuz gözleri gagalının çok yakındır kartalların. Aralarındaki mesafe çok çok azdır. Özellikle yavrularını yemek yedirirken yavru şuursuz bir hareket yapabilip gözüne zarar verebileceği için bu zarla gözlerini kapatırlar. Sadece mesela yavrunun yemek yedirirken ve bir şey parçalarken gözlerine bir şey kaçmasın diye yapıyorlar. Yavrunun normalde kendisi gibi dikkatli olamayacağını, onun şuursuz bir hareket yapabileceğini, zaten bizim şuurlu dediğimizde bizim anladığımız anlamda şuur değil de kontrol dışı bir hareket yapabileceğini biliyorlar. Mesela Allah bunun karşılığında onlara bir rahmet olarak bu nikitanslar adı verilen bir tane ikinci göz kapağı geliştirmiş. Onu yaratmış Allah. Maşallah, elhamdülillah. Hep Allah'ın rahmeti bunlar. Maşallah. Maşallah.